Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Yine böyle çok cici bir motifle geldim. Bu motifin benzerlerini yine kanalımda farklı şekilde sizlere e, anlatmıştım. Bu biraz daha değişik bir şekli. E, ben şimdi bundan bir çanta yapacağım. Burslu bir çanta yapmayı düşünüyorum. E, Instagram sayfamda mutlaka yayınlayacağım. Oradan bakabilirsiniz. E, yapmak isteyen arkadaşlar için de Böyle motifini paylaşmak istedim hiç bilmeyen arkadaşlar için ee, yine hiç örgü bilmiyorsanız ve motif yapmak istiyorsanız ve ilk defa örgüye başlayacaksanız şunu da baştan belirteyim sayfamda tığ işine yeni başlayan arkadaşlar için özel bir video var. Buradan öncesinde yaparsanız ve daha sonra bu motifi yapmaya geçerseniz çok daha verimli ve güzel yapacağınıza eminim. Önce onu belirteyim. Ama biraz biliyorsanız tığ işini zaten çok da rahatlıkla yapabileceğiniz bir motif. Ben burada bu şekilde bir renk kombini seçtim. Şimdi daha kışın kullanacağım için zemin rengimi siyah seçtim. Bu şekilde siyahla bitirdim. Tabii ki de burada e, renk kombini size kalmış. Nasıl arzu ederseniz. E, yine motif anlatımımda 5 numara 3 milim tığımı kullanacağım. E, yine makasım ve şöyle ince üç, üçlü tığım e, daha çok ip temizlemek için ve bazı detaylarda yardımcı oluyor. Onun için kullanacağım. Şimdi gelelim e, yine renk seçimimize. Burada yine farklı bir kombinle renk kombiniyle yapacağız bu motifi. Hem o şeklinde görün istedim. Ee, tamamen hayal gücünüze bağlı. Birçok renkte çok da güzel her renge yakışan bir motif. Gerçekten ee, diğer güzel tarafı da tabii ki e, işte hırkalarınızda bluzlerinizde, battaniyelerinizde yani birçok e, alanda kullanabileceğiniz gerçekten çok çok güzel bir motif. Şimdi bunu kenara alacağım. Bakın böyle bir renk kombini seçtim ben. Zaten şu kenara mutlaka krem yakıştığı için onu aynı şekilde seçtim. Bir tane de sarım var. Sarı, yeşil, pembe, lacivert ve krem renginden oluşan bir kombin seçtim. Bakalım onu bitirdiğimizde nasıl duracak. E, ben de tamamen hayal gücüme dayalı bir seçim yaptım. Sonucu birlikte göreceğiz. Hemen başlayalım istiyorum. Şöyle kenara alacağım. E, kullandıkça. Şimdi burada önce şu göbek kısmını yapacağız. Bunu sarı renkle yapmayı düşünüyorum. Hemen dediğim gibi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sihirli halkayla başlayacağım. Daha rahat olacak. Sihirli halkayı nasıl yaptım yine özetle göstereceğim size. Hemen şöyle tığımı hazırladım. Sihirli halkada nasıl yapıyorduk? Öncelikle şöyle ipimin uç kısmını alıyorum. Şöyle parmağımı ipin üstüne koyuyorum ve bu dışarıda kalan kısmını ipin ucunu bakın üst bölümüne koyuyorum. Yani şu alta değil üstüne şöyle tam birleştiği noktada öncelikle tutuyorum. Yani benim yöntemim bu. Herkesin kendine göre farklıdır tabii ki de. Tığımı da hemen şuradaki bu boşluğa bunu sıkı sıkı tutup şu boşluğa batırıyorum ve ipimi alarak başlıyorum örmeye. Şöyle ipimi aldım. Ve hemen bir tane zincir çektim. Ve buradaki bakın iki tane çift ipimiz oluyor. Burayı kesinlikle bırakmıyorum. Burada öreceğiz çünkü buradaki boşluğa devam edeceğiz. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnede ne yapıyorduk? ilmek almadan direkt batıyorduk. Şöyle 1 2 3 Bakın dediğim gibi ördüğüm gibi eee ilmek almıyorum. 4 kaç tane yapmıştık? 5 Bakın burayı yine sıkı sıkı tutmaya devam ediyorum çünkü bozulur eğer güzelce tutmazsam. 6. Bakın burada bol e, kaldığı için hani e, daha çok yerimiz var. Şuradan bir yandan sıkabiliriz o yüzden bakın. Şu boşta kalan ipin ucunu şöyle sıktığımızda dilediğimiz e, şekilde getirebiliyoruz. Zaten sihirli halkanın da en güzel tarafı bu. Bu şekilde yaptık. 7 ve 8. Tekrar saymak istiyorum. Kontrol etmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane olmuş. 8. Yapalım. Bir yandan anlatıp hemen. Şimdi artık burayı 8 tane yaptım. Şu ipi tamamen çekebilirim. Artık burayı tamamen kapatabilirim. Bakın şöyle. iyice çektim. Ve şimdi bu aynı ipten rengimi değiştirmeyeceğim. Bir üst sıraya geçeceğim. Burada geçerken şimdi ilk başladığım yer biraz sıkı olduğu için ben burada ince tığımla daha güzel yapıyorum. Daha düzgün öyle yap yapacağım. Bakın hemen başladığım ilk zincire şöyle batıyorum ve içinden geçirdim. Şimdi burayı tekrar göstereceğim. Bakın. Bu şekilde ilmeğim elimde ilk başladığım zincire battım. Şöyle ilmeği alıp içinden geçirdim. Bu ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen diğerine geçeceğim. Dediğim gibi siz burada kesinlikle tığ değiştirmek zorunda değilsiniz. Hani ben daha pratik olan yöntemi seçiyorum. Bana daha kolay geliyor. Burada şimdi öncesinde 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Çünkü bir tane zincir aslında iki tane çekmem gerekiyor. Çünkü burada, burada yarım trabzan yapacağım ama aralarda birer zincir çekerek yapacağımız için buradaki bir tane fazla zincirim o bir zinciri toler etmek için. Şimdi yaptıkça anlayacaksınız zaten. Üç zincirimi çektim. Şimdi çok kafanızı karıştırmayayım. Hemen bakın ilmeğimi önüme aldım. Hemen yanındaki sıraya batıyorum. Hemen ilmeğimi aldım buraya batıyorum yarım trabzan yani bir adayla da çakma trabzan nasıl oluyor bu şekilde aldım bakın 1 2 3 tane burada ilmeğim var üçünü birlikte kapattım arada bir tane zincir çektim ve hemen yanındakine yine bakın ilmeğimi önüme mutlaka alıyorum çıkarıyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum arada mutlaka bir zincirimi çekiyorum. Bu şekilde 8 tane yapacağız. Hemen yanındakine batıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakalım kaç tane oldu. Zaten sonuna kadar öreceğiz. 2, 4, 6, 7. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tam burayı zaten sonda gelmiş olduk. Bir zincir çektikten sonra şimdi neden başta üç tane çekmiştik? Bu aralardaki bir tane zincirin yerine ayarlamak için yapmıştık. Şimdi bakın şu şuradaki bir zinciri atlıyorum. Bakın yanındakine batıyorum. Burada yine çünkü bir zincir kalması gerekiyor diğerleri gibi. Onun hemen yanına battığımda buradaki bir zincir boşluğunda hem vermiş oluyoruz hem de burayı aynı şekilde bir alt olduğu gibi kaydırıyorum. Artık bu iple işim bitti. Bir tane de zincir çekerek bu kısımla şöyle iyice sıkılaştırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi burada hemen sihirli halkanın da bozulması diye önce bir sıkılaştırmak istiyorum. Zaten iyice çekmiştik. Şurada yine ince tığımla Önce şöyle bir sıra bakın içinden geçireceğim sonra burada herhangi bir yere bakın şöyle daldırıyorum bir ilmeğe onu böyle düğümle sabitleyeceğim ki açılmasın bakın şöyle geçirdim içinden aldım ve şöyle düğüm yaptım. Sonra 2-3 sıra daha bakın şöyle bu işte ince tığ olunca çok daha rahat oluyor şöyle yürüttüm artık koparabilirim ve e artık kesinlikle çözülmez. Şimdi bunu koparacağım. Hem de temiz ilerlemiş olacağız. Evet ilk göbeğimizi gördüğünüz gibi hazırladık. Şimdi buradaki e, çiçeğimizin popcornlarını yapacağız. Biz bunlara popcorn diyoruz. Popcornlarını yapacağız. Popcornlarımız da böyle pembe seçtim ben. Şeker pembe diye geçiyor. İplerim bu arada benim Alize Cotton Gold. Yani koton ipler herhangi bir koton iple yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hani her markanın koton iplerinden hiç fark etmiyor. Yapabilirsiniz. Bakın şimdi ipimi ben nasıl hazırlıyorum? Yine de hani bir çoğunuz mutlaka biliyor ama daha bilmeyen arkadaşlar için herkesin dediğim gibi kendine bir göre bir yöntemi vardır. Bu defa bakın ipimi arkadan getiriyorum ve şöyle içinden alıyorum. Şöyle arkadan getirip ben bu şekilde hazırlıyorum ipimi. Bakın şöyle içinden aldım. Bu şekilde düğümümü hazırladıktan sonra buradan devam edeceğim. Öncelikle buradaki bakın bir zincir boşluklarımız vardı. Onların içerisinde çalışacağız. Herhangi bir e, zincir boşluğumuza öncelikle şöyle tığımı geçiriyorum. Bakın ilmeğimi alıp şöyle kaydırarak sabitliyorum. Şöyle iyice açalım. Şimdi bu burada bir yandan da ipimi gizlemek istiyorum. Bakın Şöyle gizliyorum. Bir zincir. Üç tane zincir çekemem gerekiyor. Çünkü ikili trabzan yapacağız burada. Bir zinciri çektikten sonra bunu bir yandan sıkılaştırıp şöyle yapıyorum ki hem ipimi yürütmüş olurum. İki. Bakın bunu tekrar yürütüyorum. Üç. Üç tane zincirimi çektim. Şimdi bu popkornlarımızı yaparken önce altı tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Aynı boşluğa. Daha sonra popkornumuzu kapatacağız. Ve bu üç tane çektiğimiz zincir bizim İlk ikili trabzanımız oluyor. Yanına 5 tane daha yapacağız. Toplamda 6 tane olması gerekiyor. Ve ben bakın yine ipimi şöyle arkaya yaparak yürütmeye devam edeceğim. Yanına aynı boşluğa ikili trabzanımı yapacağım. İkili trabzanla nasıl yapıyorduk? Önce şöyle ilmeğimi alıyorum. Boşluğa batıyorum. Şimdi önce bakın 2 taneyi alıyorum. Sonra kalan 2 tane kaldı. İkisini kapatıyorum. Bu arada şu ipimi yine arkaya yaparak yürütüyorum. Yine bakın ilmeğimi aldım. Aynı boşluğa batıyorum. Önce bakın iki tanesini sonra iki tanesini kapatıyorum. Ve yine ilmeğim burada. Tekrar yapıyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi önüme aldım. Aynı boşluğa battım. Önce ikisini, kalan ikisini. Sayıyorum 1 2 3 4. 2 tane daha yapacağız yine ilmeğimi aldım aynı boşluğa battım önce ikisini kalan ikisini kapattım ve şimdi sonucu yapıyorum artık toplamda 6 tane ikili trabzan aynı boşluğa yaptık şimdi burada ne yapıyoruz hemen ben yine bu tığımla daha kolay olacağı için bakın burada 3 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz başında bu çektiğimiz zincirin 1 2 üçüncüsüne, tam en tepedekine şöyle batıyorum ve bakın burada ilmeğimi bırakmıştım. Şöyle biraz daha aşağı yapayım ki daha kolay gelsin. Buradan batırdım tığımı. Buradaki ilmeğimi aldım ve bakın onun içinden geçirdim. Bakın böylece popkornumuzu oluşturmuş olduk. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 ve hemen yanındaki boşluğa geçeceğim. 8 tane popcorn yapacağız. Burada 8 tane boşluk hazırlamıştık her içerisine içerisinde yapacağız. 3 tane zincirimi çektim. Yine ilmeğimi önüme aldım. yanındakinde de yine 6 tane aynı şekilde paralelinde ikili trabzan yapacağız. İkisini aldım. Kalan ikisini aldım. Şöyle yaparak yavaşça. 6 taneyi tamamlayacağım. Elimden geldiğince yavaş göstermeye çalışıyorum. Bazı yerleri duraklatarak bakabilirsiniz o şekilde. Ama zaten dediğim gibi hiç bilmiyorsanız mutlaka o ilk başlayanlar için olan videomu izleyin ki burada çok daha rahat yaparsınız. 2, 4, 5 tane oldu. Bir tane daha hemen yapıyorum. 6 tane yaptım. Bakın burada ilmeğimi bıraktım ve burada geldim. İlk başta yaptığımın hemen tepesindeki zincire batıyorum. İlk baştakine battım. Ve buradan boşta bıraktığım ilmeğimi alıp içerisinden geçirdim. Ve 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın ikinci popcornumuzu da yapmış olduk. Hemen yanındakine geçiyorum. Biraz daha şimdi hızlanıyorum. Aynı işlemi yaptığım için. 3, 4, 5, 6 son bir tane daha göstereceğim sonra ben devam edeceğim artık altı tane yine ikili trabzanımı yaptım aynı boşluğun içerisine ve hemen bakın ilk yaptığım birinci ikili trabzanın tepesindeki zincire battım ve burada boşta bıraktığım ilmeğimi aldım içinden geçirdim ve 1 2 3 zincir çektim şimdi aralarda mutlaka 3 tane zincir çekeceğiz ve her bir boşluğa e, bu popkornlarımızı yapacağız. Toplamda az önce dediğim gibi 8 tane popkornumuz olması gerekiyor. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Bakın son popkornumu yaptım ve temel sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane popkornu oluşturduktan sonra son kez yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve burada başladığım popkornu bakın şu arkadaki hemen ilk zincirine batarak onu birleştireceğim. Bakın zaten kendini belli ediyor. 2 zincirine batıyorum. Yani 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Onu ilk baştakine batarak şöyle yine içinden kaydırdım ve bir zincir çekerek artık bu renkle de ipimiz bitiyor. Hafif kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi ilk başta yaptığımız ipimiz zaten bakın alttan yürütmüştük biliyorsunuz. Daha ilk başında onu hemen şuradan bir yandan kesiyorum. Evet. Daha sonrasında sarı ipimizi de bakın hemen şu aralardan şöyle ince tığ yardımıyla yine temizleyeceğim hemen yandan temiz çalışalım şöyle bakın arasından geçirdik biraz yürüttük mü zaten yeterli bir sıkıntı olmaz Evet buradaki ördüğümüz popcornların aralarından yürüttüm şimdi bunu da kestim sadece bu kadar bunu da bir üstte yürüteceğim zaten Evet popcornumuzu şimdi yaptık. Artık burada şimdi şu sıraları yapacağız. Yani e, motifimizi kare haline getireceğiz bu aşamada. Ben burada yeşil kullanacağım. Hemen az önceki gibi ipimi hazırlamak istiyorum. Şöyle arkadan getirip yuvarlığın içerisinden geçirdim. İpimi hazırladım. Şimdi burada. Üçer tane aralarda zincir çekmiştik biliyorsunuz. Bu üç tane zincir arasına çalışacağız şimdi de. Ben şimdi de önce hemen şöyle köşeden başlamak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi kara haline getirmek için köşeler yaptık. Köşeden başlayacağım yine üç tane zincirle başlayacağım çünkü ikili trabzan çalışacağız yine. Bakın hazırladıktan sonra yine boşluğa herhangi bir boşluğa şöyle ipimi geçirdim içinden kaydırdım ve yine ipimi yürüterek devam edeceğim. Bir zincir çektim şöyle ipimi sıktırdım. 2 yine ipimi kavladım. 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra burada köşelerde 3 artı 2 zincir çekip tekrar 3 tane yapacağız. Çünkü köşelerde 2 tane grup yapmamız gerekiyor. Şimdi bu benim ilk ikili trabzanımdı. Hemen şöyle yine yürüterek yanına 2 tane daha yapacağım. Toplamda 3 tane yapmam gerekiyor ikili trabzan. Şöyle 2 bir yandan yapayım ve 3. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra dediğim gibi az önce burası köşe olduğu için 1 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum ve hemen bir sonraki boşluğuma bunu sık iğne ile sabitleyeceğim iki zincir çektim bir sonraki boşluğa direkt battım biliyorsunuz sık iğne de hiç ilmek almadan batıyoruz boşluğa battım ve sık iğne ile buraya sabitledim bir yine iki tane zincirimi çektim ve yine köşe yapacağım bakın burada yaptığımın aynısını yapacağım 3 tane ikili trabzan 1 2 3 yine 1 2 zincir çekiyorum ve köşe olduğu için yine aynı boşluğa bakın bir 3 tane daha grup yapacağım ikili trabzandan 1 2 ve 3 2 tane zincir çektim tıpkı burada yaptığım gibi bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitledim İki tane zincir çektim ve yine köşeye geldim. Burayı böyle hızlı yaparak geçiyorum. Diğer bölümü hani anlamadıysanız yavaşlatarak yapabilirsiniz. Burada kendim hızlandırma yapıyorum direkt. Elim hızlı bir şekilde. Çünkü aynı işlemi yaptık. Bakın 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 ikili trabzan, 2 iki zincir ve bir sonraki yere sabitle. 2 zincir ve şimdi bakın son köşemi yapacağım artık. 1, 2, 3 köşe yaptık. Şimdi son köşemi yapıyorum hemen yine. 3 tane ikili trabzanımı yapıp 2 zincirimi çektim ve aynı yere üçlü grup daha yapıyorum. Evet. Şimdi son bir boşluğum kaldı. Ona yine bir iki tane zincir çekip buraya sabitledim. Ve artık bakın başladığım noktaya geldim. Onu yine göstereceğim size daha yavaş bir şekilde. İki tane zincirimi çektikten sonra Burada yine 3 zincirle başlamıştık biliyorsunuz o 3 üç zincirin üçüncüsüne tam tepe noktasına batıyorum ve içinden geçirerek bu ipimi de yine kesiyorum artık bunda işimiz bitiyor. 3. sıramızı da yaptık yapmış olduk bu şekilde. Şimdi ne yapacağız bakın artık burada kremde sıra burayı yine aynı şekilde krem yapacağım değiştirmeyeceğim kremini yapalım hemen. Bu arada alttaki yine yürüttüğüm ipimi keseceğim. Bir alttakini de bakın pembeyi şimdi artık yürütebilirim. Çünkü az önce üstte yürütecek bir yeri olmadığı için önce örmek istedim. Şöyle bakın. İlmeklerin arasından geçirerek de bir yandan yürütebilirsiniz. Şimdi buradaki de trabzanların arasından geçiriyorum. Tamamdır. Artık bunu da keseceğim. Evet, şimdi artık krem'e geçebilirim. Burada yine e, köşeden başlayacağım. Kremde hemen ipimi hazırlayacağım. Yani burada çok fark etmez. Herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz ama siz yeni öğrendiğiniz aşamada benim gibi yaparsanız daha sağlıklı olur. Evet, ipimi hazırladıktan sonra yine hemen köşeye geleceğim. Buradaki biliyorsunuz iki tane zincir çekmiştik. Köşe boşluğumuz vardı. Onun içerisine az önce başladığım gibi bakın direkt başlıyorum. Şöyle içinden ilmeği geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Bunu sıkılaştırıp 2 ve 3 aynı şekilde 3 zincirle başladım. Buraya da yine ikili trabzan grubumuzu yapacağız. Ama buraya alt alta göre farklı olarak burada üç tane yapmışız ikili trabzan. Burada iki tane yapacağım. Önce iki tane ikili trabzan bakın. Bu zaten üç tane çektiğimiz zincir birincisiydi. Bu da ikinci oldu. Arada yine iki tane zincir çekeceğim. Bir, iki. Aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapacağım. Çünkü köşelerde hep ikili grup yapıyoruz biliyorsunuz. Bir, iki. Şimdi ne yaptık? Hemen şöyle özetleyelim. İki tane ikili trabzan yaptık. Önce bu üçlü zincirimiz zaten ilk trabzanımız oldu. Arada 2 zincir çektik ve aynı boşluğa iki tane daha ikili tırabzan yaptık çünkü burası köşemiz olduğu için. Şimdi burada e, ikili tırabzan yapmaya devam edeceğiz. Üçüne bakın. Hemen sıradakini de unutmayın. Bu genelde çünkü şu onu kapattığı için gözükmez. Hemen ilk baştakinde ikili tırabzan yapıyorum. Hemen yanındakini de yapıyorum. 2. Hey yanındakinde. Bakın köşeyi yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane yani şu alttaki üçün tepelerine de ikili trabzan yapmış olduk. Şurada farklı bir şey yapacağız. Onu hemen şimdi daha dikkatli göstereceğim. Burada sadece üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Sadece bu bölümde. Üçlü trabzanda ne yapıyoruz? Bakın 1, 2 kere doluyoruz. Yani normalde hep bir tane alırız ya. Bunda 1, 2 tane doluyoruz ve şuralara batmıyoruz. Bakın. Şu pembenin araları vardı ya 3 tane zincir pembede. Bakın alt bölüme batıyoruz. Yani şuraya değil. Şöyle daha yakın göstermeye çalış. Tam pembenin olduğu kısmı 3 tane zincir çektiğimiz kısma batıyoruz. Burada. Ve ne yapıyoruz? Bakın üçlü trabzanın zaten adı üstünde üç kere de çıkacağız. İkili trabzan da 2 kere çıkıyorduk ya. Bakın ilmeğimi alıyorum. Önce ikisini alıyorum. 1 Kalan ikisini alıyorum. 2 iki. Ve kalan ikisini de aldığım zaman 3 kere de çıkmış oluyorum. Yine iki kere doluyorum. Burada toplamda dört tane üçlü trabzan yapacağız. Yine bakın iki kere doladım ve yine aynı boşluğa battım. İkisini kalan ikisini ve en son kalan ikisini aldım. Yine iki kere doladım. Aynı boşluğa battım. Önce ikisini sonra kalan ikisini ve en son ikisini aldım. Bakın bir iki üç tane üçlü trabzan yaptık. Bir tane daha yapacağız. Yine iki kere doladım. Ve Önce ikisini, kalan ikisini ve en son ikisini. Evet, dört tane yaptıktan sonra yine bakın aynı şekilde şurada yaptığımız gibi şu köşede direkt ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Köşeleri geliyoruz ya bakın hemen ilkinin tepesine batıyorum. Her birisinin tepesine battığımda zaten üç tane ikili trabzan oluyor bakın. Şimdi burada yine köşe boşluğuna geldim. Tam da zaten şurada başladığımız noktaydı. Hemen orada yine köşe boşluğuna bakın. 2 iki tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2. 2 tane zincir çekeceğim ve aynı yere 2 tane daha ikili tırabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi devamında yine bakın burada yaptığımız gibi tıpkı buradaki tırabzanların üzerine batarak devam edeceğiz. 1 2 ve 3. Şimdi yine bakın burada yaptığımız üçlü trabzan bölümüne geldik. Şimdi yine iki kere de olacağım. 1, 2 ve dediğim gibi bakın şuradaki boşluklara değil daha alttakine yani şuradaki pembede yaptığımız 3 tane zincirin arasına batacağız direkt. Oraya batıyorum. Ve 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 2 kere de oluyorum ve aynı boşluğa batıyorum. Ve 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane yaptım. Sonuncuyu yapacağım. Toplamda 4 tane biliyorsunuz. Üçlü trafzan yapıyorduk. Evet. 1, 2, 3, 4. Sadece bu boşluğa 4 tane yapıyoruz. Hemen sonrasında bakın buradaki köşe ve yaptığımız ikili trabzanların direk ilkinin tepesine batarak aynı şekilde devam ediyoruz. Üçünün de tepesinde batarak üç tane üçlü trabzanımız oluyor ve köşe boşluğuna gelmiş oluyoruz. Bakın böyle bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir farklılığı var diğer yaptığım motiflere göre bir, iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir ve aynı boşluğun içerisinde iki tane daha ikili trabzan. Şimdi daha fazla göstermeyeceğim çünkü aynı işlemi yapacağız. Bakın yine devamında 3 tane ikili trabzan yapıp şu. Yine alttaki araya 4 tane üçlü trabzan ve yine köşeye geleceğim ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Bakın ilk yaptığımı yine tepesine batarak buradaki ipimi sonlandırdım. Şimdi hangi aşamadayız hemen göstermek istiyorum. Bakın şimdi burayı da tamamladık. Sadece yine burada yaptığım şu sırdan ben yine sadece sık iğne çalışacağız ve sonra zaten sadece bir sıramız kalacak. Bu da zaten bizim remin e, zemin rengimiz, özdülerim. Eee her ne yapacaksınız işte hırka olur, battaniye olur, çanta olur. E, hangi renk zemin rengi seçecekseniz bunu yapıp bir yandan da birleştirebilirsiniz. Yani bunu siyah, e, krem de seç seçebilirsiniz. Ben lacivert yapacağım mesela siyah seçebilirsiniz birçok ton seçebilirsiniz bu size kalmış ben şöyle küçük bir şeyin ise gösterirken bir tane köşesinde de yine de bilmeyen arkadaşlar için küçük bir böyle birleştirmesini de göstereceğim hani örnek olsun daha detaylı birleştirme hali de sayfamda var birkaç tane teknik var hangisini arzu ederseniz ama şimdi burada sarı rengimi alacağım ve sık iğnemi yapacağım önce zaten ondan sonra sadece bir sıramız kalıyor gördüğünüz gibi Oldukça kolay ama çok güzel bir motif. Gerçekten birçok şeye yakışan bir motif. Şöyle hemen hazırladım yine ipimi. Burada herhangi bir yerden başlayacağım. Köşe olmasına da gerek yok illa. Bakın herhangi bir yerden. Hepsine çünkü sık iğne yapacağım. Burada direkt başlamak istiyorum. Hani başlama tekniği hiç fark etmez. Bir altta da olabilir ama bunu da görün hiç fark etmiyor çünkü. Nasıl başlarsanız da. Şöyle ipimi bir yandan tutarak bakın buradaki zincirlerin bir tanesinden şöyle başlıyorum. Direkt sık iğne yaparak direkt başladım. Bakın zaten ipimi hazırlamıştım. Burada her bir sıraya sık iğne yapacağız. Sadece bu yapacağımız işlem. Şimdi köşeye de geleceğim ve nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın sadece ipimi almadan biliyorsunuz sık iğne yapıyorduk. Her bir sıraya Şöyle şu ipimizi artık bakın başladıktan sonra biraz çektirelim. Onu birazdan yine tığla güzel bir şekilde saklayacağım ben. Bakın her bir sıraya sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şurada. Şimdi burası tam bittiği nokta olduğu için bir altta sık oldu. Evet. Hemen yanındakine devam edeceğim. şimdi bakın köşeye geldik burada köşede tıpkı bir altta yaptığımız gibi Aslında bir yandan şu ipimi de yürütüyorum bir iki tane sık iğne yaptım iki zincir çektim ve aynı boşluğa bakın iki tane daha sık iğne sadece bu bunu göstermek istedim yani onun dışında bakın aynı şekilde devamında şöyle hızlı bir şekilde her bir sıraya sadece sık iğne yapıyoruz bakın hiçbir sırayı atlamadan sık iğne yapıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde diğer köşeye geleceğim. Evet hepsini yaptım. Bakın kaç tane toplamda yapmışız yine onu da bir sayayım size. Şimdi iki tane bu köşe boşuna yapmıştık zaten onu bu tarafa yaptığımız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14, 15, 16, 17 tane yapmış olduk ve 17'den sonra iki tane de köşe boşluğunda yaptığımızda 19 oluyor. Yani bu köşeden bu köşe, köşeye 19 tane sık iğne, 2 tane zincir, aynı köşeye boşluğuna 2 tane sık iğne. Şöyle tekrardan ben size küçük bir özetlemek istiyorum. Köşe boşluklarımıza ne yapıyoruz? 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne ve onun dışında sadece her bir e, zincirimizin üzerine sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum ve son sırama geçiyorum şimdi burada sıra sonuna geldim fakat burada direkt buraya yaparak birleştirmek istemiyorum bu defa farklı bir yöntem yapacağım Hani Şuradaki düzgünlüğün devam etmesi adına yani bu şekilde birleştirerek de yapabilirsiniz fakat daha önceki videolarını da izleyenler bile bilirler bazen bu şekilde yapıyorum bakın burada direkt şöyle uzun kesiyorum ve şöyle tığımı içinden çıkarıyorum öncelikle daha sonra diğer tığımı alıyorum, ince tığımı. Bakın burada ilk baştaki yaptığım zincire, ilk baştaki yaptığım zincire şöyle ön taraftan, bakın ön bölümden şöyle zincirin arasına batıyorum. İkisini de bakın şöyle ön bölümden açtım ve bu karşıdaki ipi içerisinden geçirdim. Ve şimdi bakın bu ipi şurada sağ taraftaki kalan Zincirimizin bakın tam şöyle tığımı aldım. Şu arasına bakın. Şimdi burada iki tane bölümü oluyor zincirin. Bakın şöyle tığımı arkadan geçip tam arasına ikisinin ortasına battım ve bu ipi buradan geçirdim. Bakın böyle yaptığımızda şöyle sanki zincir olmuş gibi düzgün bir görüntü oluyor. Hemen burada şöyle tığımla bir yandan hemen ince tığımı aldım. Onu şöyle bir düğüm yaparak sabitleyeceğim ki açılmasın bakın. Herhangi bir sıradaki ee, Zincenin arasından, yani bakın, şurada ilmeklerin arasından geçirdim ve şöyle bir düğüm yaptım, onu sabitledim ki e, hiçbir şekilde açılması çünkü orada düğüm yapmadan içinden geçirdik ya, hani açılma riski olabilir. Bakın, hemen sonrasında da şöyle aralardan, sık iğnelerin aralarından şöyle yürüttüm, ama önce mutlaka e, düğümümü yaptım. Bakın, şöyle düzgün bir görüntü oldu. Şöyle hemen artık bunu şöyle kesmek istiyorum. Buradaki ipimi de bir altta yürütmüştüm. Onu da kesmek istiyorum. Bunu da ilk başladığımda biliyorsunuz sık iğne yapmıştım. Ona da önce bir tane yine şu sıradaki sık iğneler arasından bir düğüm yapıyorum. Hani ben daha garanti olsun diye. Düğüm yapmasanız da olur ama bence daha garanti oluyor. Bir alt sırada yaptım. Onu da böyle yaptıktan sonra. ayarlayayım ben. Evet. Şimdi onu da böyle bir iki sıra şöyle yürüteceğim. Tamamdır. Yeterli bu kadar zaten düğüm yaptığımız için, hiç yani çok da fazla yürütmeye bile gerek yok. Şu iplerini de kenar alayım ben. Bakın, gayet düzgün bir görüntü oldu. Şimdi artık son sıramıza geçebiliriz. Son sıramızı nasıl yapacaktık? Ben lacivertle yapacağım. Şimdi buraya sadece örnek hani tabii ki böyle bu motifinle birleştirmeyeceğim ama bir yandan yaparken sadece bunu size örnek olarak bu diğer motife birleştirme nasıl bir e, teknik uygulayacağım onu göstereceğim sizlere. Dikerek de yapabilirsiniz aynı şey hiç fark etmez. Şimdi bunun ucunu bulamadım. Evet hemen ipimi hazırlıyorum. Burada da yapacağımız aslında her bir sıranın üzerine ikili trabzan çalışacağız. Bakın burada da gördüğünüz gibi başka yapacağımız bir işlem yok aslında. Ama şöyle ben yine dediğim gibi tabi baştan göstermek için hepsini size göstermek istiyorum detayları elimden geldiğince. Burada ben yine köşeden başlamak istiyorum. Köşede biliyorsunuz iki tane zincir çekmiştik tam. iki sık iğnenin arasına. Ondan başlamak istiyorum böyle battım. Yine aynı başlama yöntemimle şöyle bir tane zincir çektim 3 tane zincir çekeceğim Çünkü ikili trabzan yine yapacağız bu ilk ikili trabzanım da benim yanına bir tane daha yapacağım 2 i̇ki tane ikili trabzan oldu Şimdi yine iki tane zincir çekeceğim tıpkı altlarda yaptığımız gibi ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapacağım çünkü burası köşe biliyorsunuz köşeden başladım ve sonrasında da bakın en başından itibaren hiç atlamadan şuna dikkat edeceğim şu en baştakini bakın genelde unutuyoruz şu en baştakini yapıyorum mutlaka ve her bir sıraya şöyle bu defa ikili trabzan yapacağız nasıl bir altta sık iğne yaptıysak şimdi de Yani motifinizi bu aşamada sadece böyle de kullanabilirsiniz. Bakın hani o size kalmış. Direkt bu şekilde kullanıp dikebilirsiniz de. Veya motifinizi daha da büyütmek istiyorsunuz. Mesela battaniye yapacaksınız. Bebek battaniyesi falan çok cici olur gerçekten. E, buradaki ikili trabzanın üzerine devam edip bir sıra daha yap, büyütürseniz motifiniz daha büyük olur. Daha rahat yaparsınız. Daha güzel durur hem. Küçük motifle yapmak çünkü özellikle battaniye yapıyorsanız çok daha fazla zaman alacaktır. İpi açayım iyice. Şimdi yine köşeye kadar bakın her bir sık iğnenin üzerine sırasıyla batarak köşeye geleceğim. Evet hepsini ördüm. Ve köşe boşluğuma geldim. İki tane yapıyorum. İki tane zincirim çektim yine. Yine aynı boşluğun içerisinde iki tane daha yapıyorum. Tam başladığım noktaya gelmiş oldum. Şimdi burada yine size saymak istiyorum. Bakın benim kaç tane oldum? Şuradaki şu boşluktan itibaren sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane bakın buradaki köşe boşluğundan buradakine 22 tane e, ikili trabzan yaptım şimdi bakın ben şu köşeye kadar geleceğim ve bu köşeye geldiğimde bu motifle bir yandan e, hem ipinizi koparmadan nasıl birleştiriyor küçük bir örnek olarak göstereceğim şimdi bakın burada ikinci köşemde yaptım daha sonrasında hemen örneğin birleştireceksiniz. Yani aynı motiften bir tane daha yaptınız. Karşı tarafla bir yandan birleştireceğim. Tabii ki benim karşı tarafla bir yandan birleştirmem için bakın bu köşelerin yani şu bölümü mutlaka örülmesi gerekiyor. Çünkü burada hem öreceğim hem de karşı tarafa sabitleyeceğim. Bu şekilde birleştireceğim. Şimdi bakın karşıdan Bakın bu şekilde şimdi motifimin ön yüzü bana bakıyor. Bu tarafın da ön yüzü. Şu e, tersler içeride olacak şekilde şöyle bakın. Yan yana koydum. Üst üste koydum daha doğrusu. Bu şekilde önce iki tane ikili trabzanımı yaptım ve bir tane zincir çekiyorum. Neden bir tane çektim? Çünkü karşı tarafla bir yandan birleştireceğim için. O yüzden bir tane çekiyorum. Şimdi burada bir tane yaptıktan sonra bakın tığımı karşı tarafın köşe boşluğuna geçirdim ve şöyle içinden aldım ve sık iğne ile kapattım buraya sabitlemiş oldum köşeye sonra döndüm bakın buradan öreceğim çünkü bakın hep aynı mantığı yapacağız bu taraftan öreceğiz karşı tarafa sabitleyeceğiz mantığımız bu şekilde şimdi bu aşamadan itibaren her bir sırayı birleştireceğiz önce bakın bir tane yine ikili trabzanımı yaptım Bakın ikili trabzanımı kapatıyorum. Kapattıktan sonra buradaki şeyi mutlaka şu e, sıranın düzenine bakıyoruz. İlk karşıdakinin de bakın ilk ikili trabzanını şöyle tepesine batıyorum ve bu e, boşta bıraktığım ilmeği içinden geçiriyorum. Ve hemen yine buraya dönerek ikinciyi yapıyorum bakın. İkili trabzanımı yaptım. Şöyle kapattım ve buradaki ilmeğimi bıraktım ve geldim aynı burada da yine ikinci sırayı takip ediyorum ilmeği içinden geçirerek buraya sabitliyorum ama bakın burada bunu kapatmıyoruz sadece şu köşede kapattık bunu da parantez içinde belirteyim hemen yanındakine yapıyorum ilmeğimi boşta bıraktım ve sıradaki ilmeğimi battım şöyle içinden geçirdim buradaki ikili trabzanımı ördüm karşı tarafa ilmeğimi alarak sabitledim. Bu taraftan ikili trabzanımı ördüm kapattım. Ve karşı taraftan şöyle içine geçirerek sabitledim. Mutlaka bakın kapatmadım. Şöyle kapatmadım. Kapatmadan devam ediyorum karşı tarafa. İkili trabzanımı kapattım. Karşı taraftan ilmeğimi aldım. Bakın şuradaki sıranın düzeni şöyle düzeltelim. Çok önemli. Aynı şekilde devam etmeli. Yani Buranın 1, 2, 3, 4, 5 ilk 6 sırası bakın buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde şimdi burada neden farklı durdu bakın şu bölüm. Çünkü iki tane farklı renk. Tabii ki siz yaptığınızda burada aynı renkleri kullandığınız için daha şey duracak. Gayet böyle düzgün muntazam duran bir Birleştirme yöntemidir bu şekilde devam edeceksiniz aynı mantıkla bakın sadece köşelerde birer zincir çekerek bunu çok küçük gösterdim hani örnek olsun diye daha ayrıntılı hali mutlaka sayfamda var bakabilirsiniz ben şimdi bunu sökeceğim ben normal devam edeceğim bu sadece size küçük bir örnekti şöyle birleştirme örneği ya da şöyle de yapabilirsiniz bakın bunu da göstereceğim şimdi yanıma şey getirmedim bunu da aslında bir dakika İki tane yöntem göstereyim aslında. Bu da çok güzel bir yöntemdir. Bakın aynı şekilde yine bir tane çektikten sonra burada tek farkı ne biliyor musunuz? Ee, tek farkı şöyle tutalım. Ee, ters yüzleri bize bakacak şekilde olacak. Farkı bu bakın. Ters yüzleri bize bakacak. Şöyle düz yüzleri içeride kalacak şekilde. Tığla direkt bakın şöyle de yapabilirsiniz. Hemen onu da küçük göstermek istiyorum. Bakın ters yüzü, ters yüzü. Hemen ilk sıradan itibaren bir tane zincir çektik ya bakın. Şurada zincirde biliyorsunuz iki tane bölüm var az önce yaptığımız gibi. Bunun bakın dışta kalan kısmı sadece teki yani. Şu tekini alıyorum. Karşı tarafında yine dışta kalan, dışa bakan kısmı ve yine aynı ilk ikili trabzanın tepesi. Geçirdiğim ve bakın böyle sık iğne ile kapattım. Bunun bakın hemen yanındaki dışta kalan bölümü yani şurayı yapmıyoruz. Dışta kalanı hemen karşıya denk gelen sıramın da hemen şu bakın dışta kalan kısmı içinden geçirip sık iğne ile burada kapatıyoruz. Bunun dışta kalan kısmı ve karşıdakinin de dışta kalan kısmı. Bu şekilde yapıp kapatıyorum. Sadece bakın dıştaki bölümleri yapıyoruz. Şu içte kalan zincirlerin şu iç bölümlerini yapmıyoruz. Bu da çok güzel bir birleştirme yöntemidir. Bunu aynı şekilde dikerek de yapabilirsiniz. Şimdi bir anda hani göstermeye karar verdim. Evet bu şekilde bakın sadece dışarıdakileri yapıyoruz. Sizin hangisi kolayınıza gelirse veya görüntü olarak hangisi hoşunuza giderse bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bunu yapmanız için de tabii karşı tarafında yine örülmüş olması gerekiyor. Şimdi bakın bu nasıl duruyor? Hemen bunu da göstermek istiyorum. Bakın bunun da birleştirdikçe durma şekli bu şekilde duruyor. Çok da güzel böyle de çok muntazam duruyor. Dediğim gibi hangisini tercih edersiniz? Tabii ki burada renkleriniz ikinizin de aynı olacak. Daha güzel duracak. Bunu gösterdikten sonra yine söküyorum son kez. Ve ben yoluma aynı şekilde bunun tamamını yaparak devam edeceğim. Her bir sıra ikili trabzanımı yapacağım. Köşelerde iki tane ikili trabzan, iki zincir ve aynı boşluğa iki ikili trabzan yapacağım ve sıra sonuna kadar gelip artık motifimi bitireceğim. Evet motifimi artık tamamladım. Hatta şöyle zemin rengini bir tane de siyah yaptım. Bunun da aynı görünsün diye size de fikir olsun diye bu şekilde yaptım. Az öncekini biliyorsunuz lacivert çalışmıştık. Zaten burada tamamen renk uyumu size kalmış. E, bu şekilde bakın e, zemin rengini yapmadan önce böyle motiflerinizi çoğaltın, daha sonra hem örerek birleştirirsiniz veya dikerek buradaki de tamamen size kalmış renginizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalıştım İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, lütfen e, kanalımı e, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hatta sonrasında bununla ilgili yaptığım çantayı da oradan görebilirsiniz. Her zaman takıldığınız yeri bana sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.